Başlayalım. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Hakan Uzunlar, yeni bir çözüm podcast'inde de sizlerle beraberiz. 555. webcast'imiz. Süper, 5-5-5. 5-5-5, bu yılımıza nasip oldu. Etkinlik Çözüm Park web adresimizden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Tüm webcast'lerimizi biz kaydediyoruz çünkü. Teşekkürler, maşallah geldi arada. Dediğim gibi 555. webcast'imiz yılımıza nasip oldu. Bugün Yılmaz bizlere yine FixCloud altyapısında başka bir Microsoft ürünü için bir HA çözümü anlatacak. Belki hatırlayanlar veya Çözüm Park TV'den izleyenler olmuş olabilir. Bundan önce SQL tarafını, evet. SQL Always On anlatmıştık. Bugün Exchange anlatacak. Evet. Yine heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Sanırım yine videolarımız var. Hızlandırılmış. Evet, evet hocam. Yine videodan playback yaparak aslında tüm süreci izleyeceğiz. Videoları yine vereceğiz herhalde. Çünkü SQL Always On kurulum videonu bayağı bir katılımcı istemişti. Infodan bayağı bir mail gönderimi oldu. Ben takip ettim. Bunları da verebiliyor muyuz? Tabii ki hocam. Paylaşabiliriz. Burada amaç zaten Çözüm Park'ın ruhuna uygun olarak teknik bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmak ve meslektaşlarımıza yardımcı olmak temelde. FixCloud olarak kesintisiz çalışabilirlik stratejisinin bir parçası aslında iş uygulamalarındaki süreklilik. Bir önceki sunumumuzda SQL Server için bunu yapmıştık. Bu sunumda da Microsoft'un 20 yıldan uzun bir geçmişi olan ve ortalama 3 yılda bir yeni sürümü çıkan Microsoft Exchange Server'ın DAC yapısını bulut tabanlı çalışmasını aslında inceleyeceğiz. Exchange Server aslında on-prem olarak kurulması ya da DAC yapısı Çözüm Park'ta önceki sürümler, Exchange sürümler için zaten vardı aslında. Biz buna bir kademe daha ekliyoruz ve bunu bir bulut tabanlı mimaride nasıl çalışacağını aslında inceleyeceğiz. Ve hani buradaki incelikleri paylaşıyor olacağız. Umarım katılımcı arkadaşlara da faydalı olacaktır. Hızlıca baktığımız zaman ajandamıza... Oyunu turcuyum diyorsun. Mouse önüne koydum ha. Sorry abi, alışkanlıklar. hızlıca Exchange Server'ın sürümleri ve bu sürümler arasındaki farklara bir giriş yaparak başlayacağız. Sonra Exchange Server'ın lisanslaması çok basit ama yine bir lisanslaması üzerine bir kısa... Burada bir trik buldun mu? SQL'de öyle bir trik bulmuştun hatırlıyorum. Yok hocam. Şeffaf. Microsoft Exchange Server tarafı lisanslama anlamında çok pür böyle, çok temiz. Anlaşılması çok kolay bir ürün. Ve maliyetlendirmek, bütçelemek de daha kolay oluyor. Evet. On-prem'de kurarsan kaç para? Biz bunu müşteride çok yapıyoruz. Yani 1000 kullanıcım var, Exchange mi kurayım, Office 365 mi alayım, host tutmalıyım vesaire dendiğinde hızlıca hesaplayabiliyoruz. Evet, spekler çok net, yani oturmuş bir yapı. O yüzden hani lisanslamasını biraz değinip hızlıca aslında ana konumuza geçiyor olacağız. Exchange Server'ın DAC mimarisinde bulut tabanlı tasarım, yaptığımız tasarımı ve bunun topolojisini, network topolojisini inceliyor olacağız. Daha sonra bu network topolojisinin network ve firewall yapılandırmasını nasıl yapıldığını uygulamalı olarak yapacağız. Ben burada Fortinet firewall altyapısı üzerinde bunları uygulamalı olarak yaptım. Benzeri farklı üreticilerle de yapılabilir. Sonrasında da Exchange 2019'un kurulum ve ayarlarına bakıyoruz. Bayağı TRC'ye tele satacağım bugün. Yok hocam estağfurullah. Bana baktım ajanda. Hadi bakalım. Senin kazan mübarek olsun. Dediğim gibi hocam aslında çok tehlikeli sularda yüzüyoruz. Yok yok ben çok trollemeyeceğim seni. Gayet sakin bir şekilde dinleyeceğim. Ben nacizane NT4.0 ve Exchange 5.5'ta başlayan hikayemizin geldiği nokta itibariyle dilim döndüğünce aslında şu kendimi tanıtırken de network ve security olarak tanıtmama rağmen Microsoft Production üzerinde bir sunum yapmak zaten başlı başına bir olay. Biz halef selef olduğumuz için ben Exchange kaç bırakmıştım acaba sana? 2003 değil mi? Yani Exchange 2003'ten beri bizzatı kullandığını bildiğim için geçmişi de vardır. O yüzden referansı sağlam yani. Eyvallah hocam. Şimdi Exchange sürümlerine baktığımız zaman çok temiz bir şey görüyoruz. Standart ve Enterprise. İki tane seçenek var. Standart her ne kadar üretici tarafından küçük ve orta ölçekli kurumlar için tasarlanmış dense de Türkiye'de bunun karşılığı hemen hemen her yer. Yani hani
bankalar ve klasik olarak söyleyeceğim çok büyük telko şirketleri dışında kalan herkes standart kullanabilir. Buradaki temel limitasyon 5 veri tabanıyla bunun sınırlandırılmış olması, mailbox database olarak 5 tane database kullanılabilme limiti. Bunun dışında aslında sürüm doğrudan sürüm içerisinde bir şey yok, limitasyon yok. Hatta standarda sahipseniz önceki sürümlerde product key değişikliğiyle enterprise'e bile geçmek saniyeler içerisinde doğru. Mümkündü. Bir tek information store servisini yeniden başlatmak yeterliydi. 2019'da da sanırım aynı yapı konuldu. Biz hatta bazı migration'larda müşteri standart lisans varsa mecburen database'leri migrate ederken bazen yeni database açmamız gerekiyor. Active 5 database var. İşte geçici bir enterprise key giriyoruz, taşıyoruz, tekrar siliyoruz. O yüzden hani sistem yine aynı. Ürünün aynı olduğu, sadece product key ile limit edildiği bir duruma buradan net olarak çıkıyor. Aslında datan büyükse çok para vereceksin mantığı. Çünkü sıkıntı buradaki ana sıkıntı şu, adam mesela 1 terabyte datası varsa 5'e böldüğünde 5 database 200 GB kabul edilebilir bir database size'ı, hem backup için, hem restore için, hem maintenance job için, akşamları, hem bir felaket anında etkilenen kullanıcı için. Ama adamın atıyorum 4 terabyte datası varsa bunu 5'e böldüğünde 800 GB kabul edilebilir bir EDB size'ı değil. Kesinlikle. O yüzden de hani datanız büyükse ister istemez zaten enterprise class'a geçiyorsunuz. Ve database'lere bölerek, evet, kullanıcıları bölerek olası bir riskte daha az kullanıcının etkilenmesi. O parayı arşivleme hızlıma verir. Kesinlikle. Bakım yaparken daha hızlı bakım yapmak. Aynen, aynen. Bir backup restore zorunluluğu oluşmuşsa daha kısa sürede backup'ı restore etmek gibi bir avantaj doğuyor. O yüzden hani 5'ten fazla database ihtiyacı varsa, yapı büyükse, size büyükse, veri tabanı size'ları toplamı büyükse enterprise tercih edilmeli. Burada şey bilgisini vermekte fayda var. Exchange Server'ın standart versiyonu ile enterprise arasında SQL'deki gibi çok yüksek bir fark yok. Bunun sebebi de Exchange Server'ı aldıktan sonra yetmiyor. Buna ek olarak User Call lisansı alınarak devam edilmesi. User Call'lara baktığımız zaman bir kere standart call almamız gerekiyor. Exchange Server'ımız enterprise de olsa standart call olarak başlamamız gerekiyor. Ve bu standart kalın üzerine ek feature'ları kullanmak istiyorsak, arşivleme gibi, DLP gibi feature'ları kullanmak istiyorsak, o zaman standardın üzerine bir de enterprise call almak gerekiyor. Burada bir bilgiyi temiz vermek gerekiyor. Doğrudan enterprise call diye bir şey yok. Standart artı enterprise var. Bu da hani aslında Exchange Server'ın ürün olarak ucuz olmasının, Exchange Server standart lisansının ucuz olmasının $700 mı ne? İnsanlar evet, bakınca ne yani $700'larsa benim atıyorum ortalama 150 kullanıcılı bir şirketin bir aylık Office 365 maliyeti gibi, ama ona kalları 150 kal ekleyince bayağı iş değişiyor. Evet. Burada yine kallara girmişken tabanda bir Active Directory kalı durumu söz konusu. Eğer yapı bir Microsoft Active Directory ortamı ise bir de Active Directory'den gelen bir Windows Server User Call lisansı gerekiyor. Dolayısıyla aslında Windows User Call artı Exchange Standard Call devam edilecekse üstüne Enterprise Call olarak devam ediyor lisanslama. Baktığınız zaman aslında kullanıcı başına bir ilk sahip olma maliyetinden burada söz edebiliriz temelde. Burada daha çok zaten piyasada şu yapılıyor. Özellikle mesela arşivde, yani diğer özellikler ne yazık ki Türkiye'de çok yaygın kullanılmıyor. İşte Multi Mailbox Search falan yeni yeni. Ben Çözüm Park forumlarından ve müşterilerin nabzını yokluyorum. Soru ve case açıldıkça, burada böyle bir şey varmış diye bunlar 3-4 yıl önce hiç konuşulmuyordu. Tabii şeyi hep harç tutuyorum. Ya ben işte 2010'da bankada çalışıyordum. Bundan 8 yıl önce orada vardı. Hani banka, telekom, GSM'de bunlar hep var ya da büyük kurumlarda, ama sektörün genelinde yoktu. Yeni yeni işte insanlar böyle bir şey keşfetmiş. Doğal olarak bu feature setler geldikçe de, kullanıldıkça da enterprise call maliyeti artacak. Şu oluyor en çok klasik, ya arşivleme yapalım o zaman enterprise call alalım. Kaç para atıyorum? İşte $10 standart call'a verdik. Tamamen afaki söylüyorum. $10 da enterprise'e verecek. 150 kullanıcı $1,500. İşte rakip kim? Bir arşivleme ürünü. Hep bu match oluyor. Bir soru daha, burada ben ekleyeyim, çok sorulan. Bazen SAM çalışması yapılıyor ve müşteride Enterprise Call Requirement çıkıyor. Doğrudur, sizin açtığınız bir feature, örneğin arşivlemeyi açmış olabilirsiniz, Multi-Mailbox Search çalıştırmış olabilirsiniz. Hani Enterprise Call'la gelen bir feature seti enable etmişseniz ortamınızda,
SEM çalışmasında bu tool bunu çıkarıyor. Yani size diyor ki 150 tane standart kalan var, okey, 23 tane de enterprise kal alacağını. Müşteri diyor ki bu 23 ne? Aslında açtığınız enterprise feature setler. Evet, burada şeyde güzel hocam, örneklemenin üzerine tamamlamak isterim. Enterprise kal, standart kal kullanırken 150 kullanıcı, 23 kullanıcınız enterprise kullanabilir. Evet, çok doğru. Burada hani ihtiyacınız olduğu kadar enterprise kal kullanmak mantıklı. Yani arşivleme yapılacak kullanıcı sayısı 10'sa 10 enterprise kullanmak, evet, daha avantajlı. Peki hani üçüncü parti yazılımla Extension'un enterprise kalındaki arşivlemeye baktığınız zaman temel fark ne diye baktığınızda, ortamda üçüncü bir yazılım yok. Extension kendi database'lerinde bunu tutuyor ve siz bunu doğrudan Outlook'ta ya da OVA'da görebiliyorsunuz. Aslında en temel olarak sunduğu özellik bu burada. Evet. Üçüncü parti ürünlerin kullanıcı deneyimi daha iyi ama onun bir maliyeti var. Yani bazen kafa kafaya geliyor, bu sefer bakım maliyeti çıkıyor. Yani benim tercihim her zaman üçüncü partidir. Çünkü Exchange'i de çok iyi biliyorum, üçüncü partiydi. Ama her zaman derken şöyle demek istedim, cebimden para çıkmıyorsa evet. Ama cebinizden para çıkıyorsa bu durumda müşteriye veya işte siz çalışansanız yöneticinize bunu anlatmanız gerekiyor. Hani temel fark ikisi de maili aşabiliyor ama biri size her platformda ve aynı olduğu yerde maili gösterirken, işte mail aslında oradan alıyor, onun yerine bir shortcut bırakırken Exchange biraz da o maili alıp başka bir posta kutusuna bağlıyor LinkedIn olarak. Yani onun kullanıcı deneyimi biraz daha farklı. Kesinlikle. Ama baktığımız zaman bunun dışındaki temel feature'ların standartta da olduğunu görebiliyoruz. Tabii, tabii. Başlangıç için standart kalk kullanmak hemen hemen Türkiye'deki her firma için, banka ve finans kuruluşlarını haricen tutarak konuşuyorum, yeterli gibi gözüküyor buradaki lisanslamaya. Hemen gelelim bizim bulut tabanlı tasarım mimarimize. Bu halihazırda aktif olarak FixCloud müşterilerinde kullanılan bir topolojidir. Bizim yaptığımız mı? Evet hocam. Şimdi Yılmaz'ın bu oyunu seviyorum. Şimdi burada pek çok webcast yaptığım için bazen bana şey geliyor. Hocam Nutanix'te anlatıyorsun. İşte hocam işte FixCloud'da anlatıyorsun. Onu da anlatıyorum, bunu da anlatıyorum. Aslında çoğu şeyi arkadaşlar önce yapıyoruz, tecrübe ediyoruz ve sonra hoşumuza gittikten sonra bunu bir production olarak ortaya çıkarıyoruz. Bu fikir ilk Yılmaz'dan gelmişti. Dedim ya, o hatta biz eski bir exchange, evet, sürümünde bunu yaptık. Olur olmaz olur olmaz derken bir şekilde yaptık. Yani hakikaten oldu Yılmaz'ın biraz inatçılığıyla. Ve gerçekten bunu yapabiliyor olmanın ve şu anda karşınızdaki çizimi çalıştıran bir ekiple berabersiniz. O yüzden yaptığımız bir şey anlatırken daha keyif alıyorum. O yüzden sordum yaptığımız. Evet hocam. Doğrudan success story aslında. Neden böyle bir topolojiye ihtiyaç var? Önce onu söyleyelim. Kurum Office 365 ya da hosted platformlara çıkamıyorsa regülasyonlardan ya da kendi kurum içi farklı gereksinimlerinden, politikalarından dolayı ne yapıyor? Mail server'ını, exchange server'ını içeride barındırıyor. Kurum içerisinde on-prem yapıda bir DAC mimari kurmak mümkün. Burada herhangi bir sorun yok. Bununla ilgili çözüm farklı da önceki exchange sürümleri için birçok makale mevcut zaten. Biz burada topolojiyi biraz daha geliştiriyoruz aslında ve Exchange Server'ın bir nodunu da FixCloud veri merkezinde tutuyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Bunu bir de network katmanında bir load balancer'la birleştirerek yapıyoruz. Böylece tüm MX trafiğini FixCloud'a yönlendirerek yani şurada topoloji üzerinden gösterecek olursak bir sonraki slide'a gidip tekrar geri gelmek istiyorum. Burada bir tane domain kullandık. teregroup.com.tr. Bu teregroup.com.tr'nin bir tane DNS A kaydı var. Mail teregroup.com.tr ve onun point ettiği bir tane public real IP var. Ve bunun bir tane MX kaydı var. O MX kaydı da mail teregroup.com.tr. Baktığımız zaman müşteri site'ındaki real IP farklı, FixCloud'daki IP farklı. Biz bu topolojiyi nasıl çalıştırıyoruz? Geri döneceğim. Birinci MX kaydı olarak FixCloud'un tahsis ettiği IP'yi veriyoruz. Ve trafik bizim load balancer'larımıza geliyor. Bizim load balancer'larımıza trafik geldikten sonra biz health check yaparak müşteri tarafındaki exchange server ayakta mı bunu kontrol ediyoruz ve 443'e ve 25. porta gelen başta trafiği doğrudan redirection ediyoruz müşteri tarafına. Yani mail SMTP trafiği ya da client access 443 trafiği hiçbir şekilde
Pixelout'taki içerideki sunuculara girmeksizin doğrudan redirection edilerek müşteri tarafındaki mail gateway ve exchange server'a düşüyor. Temel yapı bu. Ama müşteri ortamı yoksa, yani erişilemez durumdaysa, bu bir internet kesintisi olabilir, firewall arızalanmış olabilir, mail gateway cevap vermiyor olabilir, exchange server database seviyesinde bir kesintiye uğramış olabilir. Bu gibi durumların tamamında bizim load balancer trafiği kendi arkasındaki sunuculara yönlendirerek devam ettiriyor. Bu bize ne sağlıyor? Çok basit düşünelim arkadaşlar. Elimizde bir telefon var. Telefonun içerisine Exchange hesabı kurarken bir Auto Discover ayarı kullanılıyor ve bu Auto Discover'dan Client Access'in name'i çözülüyor. Örneğin bizim bu topolojimize göre mail.tr.com.tr ismi çözülüyor. Telefonun içerisinde bu var. Siz ikinci iki farklı veri merkezinde iki farklı MX kaydıyla çalışırsanız maillerinize evet ikinci preferanstan MX20'ye gelecektir ama client access'iniz erişemeyecek. Çünkü client access'iniz de hala birinci taraftaki IP adresini karşılayan ismi çözüyor. Bu yüzden biz burada tek bir MX kaydıyla topolojiyi çalıştırıyoruz. Bize gelen trafiği load balancer'dan direkt müşteri site'ına redirection yapmak suretiyle ilerletiyoruz ve böylece herhangi bir kesinti olmamasını sağlıyoruz. Burada kullanıcı deneyiminde hangi sunucuda çalıştığını anlaması çok mümkün değil ya da SMTP trafiğinin redirection edildiğini anlaması çok mümkün değil. Çünkü bunu load balancer'dan sonrasını takip etmesi karşı tarafın çok mümkün değil aslında. Detaya girdiğinde ancak görebilir. Ben burada araya gireceğim. Şimdi normalde standart 2 memberlı bir DAG mimarisi olan daha sonra bunu extend eden birisi için ya bunlar nasıl zorlanmış gibi akılda bir şey olabilir. Arkadaşlar biz ilk yaptığımız senaryo müşteride best practice'lerin dışına çıktığımız için zorlandık. Çok söylemeyeyim diyordum ama biz şunu yaptık. Memberların birini FixCloud'a koyduk, birini müşteri site'ına koyduk. DAG'ı öyle çalıştırdık. Yani bu işi bilen insanların aklına şu gelmesin. Bir DAG kurdular. İki tane member yaptılar. Sonra bir member'ı da FixCloud'a kurdular. Ulan neyin kafasını yaşıyor bunlar demesinler. Biz şöyle bir şey yaptık. DAG member'ın birini müşteri site'ına, birini FixCloud'a koyup çalıştırdık ki cluster'dan iyi anlayan arkadaşlar neyle uğraştığımızı anlar. Evet. Oradaki latency bizim ana problemimizdi. Onu çözdük. Ama bu tabii ki bizim şu anda konuştuğumuz ve best practice mimari değil. Biz çok zor olanı da yaptığımız için onun üstüne artık hani standart best practice'deki DAG'ı extend etmeyi anlatıyor şu anda Yılmaz. Ben aslında o yorumu niye yaptım? Hani bu işin içinde olan birileri eğer bizi izliyorsa veya dinliyorsa veya izleyecekse kafaları karışmasın diye. Unsupported bir senaryoydu. Biz unsupported senaryoyu bile çalıştırdık. Kesinlikle hocam ve eski bir exchange sürümü için. Evet. Çünkü altta Windows'un failover class'ını kullanıyor sonuçta Microsoft Exchange Server ve bunların limitleriyle sınırlı. Evet, buradaki limitler ve network segmentleri büyük bir zorlayıcı. Bu topolojide göreceğiniz gibi IPsec VPN var iki site arasında. Ve buradaki 10.10.80 network'ü bu taraftaki 10.35.232 network'ü ile konuşur durumda. IPsec VPN'le ve buradaki exchange server'lar bu IPsec üzerinden aralarındaki sync işlemini yapıyorlar. Ve farklı subnetlerde yaşayarak bunu yapıyorlar. İşte aslında zor olan kısmı ve tecrübe isteyen, efor isteyen, danışmanlık isteyen kısmı da bu iki exchange nodunu, farklı site'lardaki exchange nodunu birbiriyle sync olarak çalıştırabiliyor olmak. Failover yapmak. Çalıştırmayı çalıştırabilirler, evet, failover yapmak evet. Önemli. Hatta bu failover'u zorladığınız takdirde otomatik bile yapabiliyor. Evet. Yapılmış senaryomuz var. Yapılmış var. Çevirmez bir çıkış. Bu zaten şu anda kullandığımız tregroup.com.tr domaini şu an gerçekten name serverları FixCloud'a yönlenmiş durumda ve şu IP'ler gerçek, real IP'ler. Yalnız IP güzelmiş yani, %100. Hocam, subnetler right'tan bizim tarafımızdan alındığı için kendi IP bloklarımızı kullanıyoruz. Güzel bir müşterin herhalde. %100 yapıştırmışsın yani. Burada hani IP bolluğundan diyeyim şey verebiliyoruz biraz böyle sonu akılda kalıcı JIX IP'ler kullanabiliyoruz. IP'yi eskiden almıyorsun, sen kendin alıyorsun. Evet, ben kendim bir provider'ım sonuçta, evet. Ve RIPE'den gidip global olarak IP havuzlarını satın alıyorum. Bu satın aldığımız IP'leri FixCloud kullanıyor. Yani buradaki Türkiye'deki
GSM ve ISP'lerin IP bloklarını kullanmıyoruz. Dezavantajı ne? Geçenlerde oldu, bir ISP blacklist'e girince bütün müşterileri blacklist'e giriyor. Öyle bir avantajım evet. Var. Güzel. Dolayısıyla biz Türkiye'deki ISP'lerin IP range'lerini kullanmıyoruz. İşte 194.15.100 subnet'i de /22 olarak bizim subnetlerimizden bir tanesi. Burada hemen hızlıca ilk videomuzda başlayalım isterseniz. Ben basit olarak şu anda da siz de kontrol ettiğiniz aynı şeyi göreceksiniz. MX Toolbox'tan baktığınız zaman teregroup.com.tr'nin MX kayıtlarına bir tane MX kaydı olduğunu, MX10 preferansının olduğunu ve bunun da 194.15.100 IP'sine tekabül ettiğini görebiliriz. Benzeri bir sorguyu CMD komut satır üzerinden NS2CAP'la yapmak istediğimizde de baktığımızda yine tek MX kaydı çıktığını görebiliriz. Ve bu MX kaydının IP'sini sorguladığımızda bize yine 194.15.100 IP'sini çözdüğünü görebiliriz. Buradaki bu senaryonun en büyük özelliği tek MX kaydı, tek DNSA kaydı üzerinden birden fazla noktada bunu kesintisiz olarak çalıştırabilmek. Kullanıcı deneyimini düşünmüyorsun. Endpoint'ların evet. Haberi olmadan evet. Database, data center switch over yapıyorsun. Evet, ben bunu load balancer üzerinden bütün trafiği yönetiyorum. Birazdan load balancer trafiğine geçeceğiz arkadaşlar zaten ve hani bunun en büyük avantajı da tek bir IP üzerinden bunu döndürerek client access'te herhangi bir değişiklik yapılmaya ihtiyaç duyulmaması. Hemen firewall yapılandırmasına bakalım. Bizim fixat olarak altyapımız Fortinet olduğu için burada da FortiGate firewall'lar çalışıyor. VDOM mu çözüm paketi? Evet, burada bir VDOM yapısı var. Fortinet'in... Nasıl öğrenmişsin değil mi? Webcast'ler sağ olsun. Bayağı öğrettiniz bana bu işi. Evet hocam. Burada VDOM altyapısında hemen şöyle bir keseceğim aslında. VDOM'u biraz anlatalım hocam o zaman. Biz müşterimize VDOM dediğimiz şey yönetilebilir firewall hizmeti temelde. Müşteriye girebileceği bir user interface veriyoruz ve bu user interface'e kendi kullanıcı adı ve şifresiyle login olduğunda... Bu onun firewall oluyor. Evet. Yani sonuçta virtual with Fort aslında. Burada en önemli konu hocam, bu bir sanal makine değil. Şurada da görüleceği üzere bu bir donanım. BIN D gibi büyük bir appliance ve cluster. İki tane donanımsal bir cihazın içinde çalışan yönetilebilir firewall hizmeti. Bu yani hypervisor yok burada. Bir pavron olan bir sanal makine yok yani. İstiyorum. Yine sen anlattığın için ve kullandığımız için diyorum. Fiziksel donanımın üzerindeki virtual bir firewall. Evet. Bana ait izole. Evet. %100 öyle hocam. İzole. Buradaki giriş interfaceleri, çıkış interfaceleri, polisler. Burada başka bir müşterinin tanımı yok. Size ayrılmış bir alan. Ben firewall hizmeti alıyorum çözüm parkta mesela. Evet memnunum da ama günün sonunda ortak bir firewall olduğunu bazen hissediyoruz. Paylaşımlı firewall'lar çalıştığı zaman siz bunu doğrudan yönetemiyorsunuz. Ancak ticket açarak ya da mail atarak kendi kayıt talebinde bulunuyorsunuz. Buradaki en büyük şey kendi donanımınızı ve arayüzünüzü kullanarak istediğiniz zaman bir tanım yaptığınızda... Hani müşteriye ben diyorsun ama tabii. Bunun bir maliyeti tabii bu var. Bu bir servis sonuç itibariyle ve bu bir lisansa tabi bizim tarafta maliyet olarak. O yüzden hani ihtiyacı olan müşterilerimize açtığımız bir hizmet bu. Burada biz ilk olarak virtual server tanımı yapacağız. Şurada hemen şeyi söyleyelim. Virtual server çıkmıyorsa eğer burada policy obje menüsü altında... Bunu bir feature olarak eklemeniz gerekiyor. Sistem menüsü altında feature select'ten load balance özelliğini gidip aktif etmeniz gerekiyor. Yoksa şuradaki virtual server, real server ve health check seçenekleri şu üçü çıkmayacaktır. Eğer burada bunları göremiyorsunuz arkadaşlar, sistem menüsü altından feature select'ten load balancer'ı aktif etmeniz gerekiyor. Istiyor. Yok, o ücretsiz yani. İstemiyor mu? Evet, açılıp kapanan bir feature. Çok fazla NLB ile uğraştığım için Exchange'den dolayı baktım böyle virtual server, real server çok tanıdık evet. Geliyor. Bu buradaki en güzel şey de şu, bir firewall hizmeti içerisinde load balancing'i ayrı bir ürün olarak almıyorsunuz, ayrı bir servis olarak almıyorsunuz. Yani burada F5, Strix ya da Fortinet'in FortiWeb gibi web application firewall ve load balancer feature'larını ayrı bir ürün ve lisans olmaksızın normal VDOM firewall hizmetinin içerisinde
aktif olarak kullanılabiliyor. Bir uygun kapasitede. Sonuçta kimse keyfini F5'si tabii ki. Kimse, tabii ki. Yani farklı ihtiyaçlar varsa WAF vesaire evet. gibi. Ama güzelmiş. Yani evet. onu bilmiyordum. Lisanssız. Fortinet, bu arada arkadaşlar siz de on-prem'de 100'e, 200'de vesaire gibi modeller kullanıyorsanız bunların da içerisinde load balancer özelliği var ve yine aynı şey. Bütün modeller. D serilerinde var. D, hepsinde var hocam. Ve %100 ücretsiz. On-prem'de de kullanabilirsiniz bu feature'ı. Temelde bir yapmak istediğiniz şey bir basit bir load balancing ise eğer hatta orta seviyede bir load balancing ise eğer bunu FortiGate Firewall üzerinde ek bir ortamda bir load balancer ürünü çözümü kullanmaksızın yapabilirsiniz. Burada bunu menüyü göremiyorsanız sistem menüsü altından feature select'ten load balancer ekleyerek aktif edebilirsiniz. Oynat hocam oynat. Heyecan yaptı. Şimdi öncelikle hocam bir ileri gittik heyecan yaptık heyecan derken yaptı, evet. Videoda tamam. Bir şeyleri geldik. Yok şey gibi böyle anlatıyorsun play'e basmıyorsun ya birazdan ofisi basacaklar yani. Hoca sen o videoları ver falan diye. Şimdi öncelikle Virtual Server'a geliyoruz ve burada Virtual Server'da yeni bir NAT yazar gibi bir sanal IP tanımlıyoruz. Örneğin SMTP trafiği için ben TR Group 25 dedim ve bunun bir TCP protokolünde benim dışarıdaki 194 15 100 IP'sine gelen 25 portuna gelen istekleri kabul et dedim. Burada hemen bir şey yapmak istiyorum, durdurmak istiyorum. Şurada load balancing metotları var. Burada algoritmalar var. Burada ben source IP eşi default bıraktım ama burada en çok tercih edilen algoritma first ally algoritmasıdır. Onu da paylaşmakta fayda var. Devam edelim, oynatalım. Şu anda bu yaptığımız tanımla dışarıdan 194.15.100 IP'sine gelen 25. porta istekleri kabul etmiş olduk. Yani bir NAT yazmış olmanın örneği aslında load balance tarafında. HTTPS'i protokolü olarak seçiyoruz. Ve yine aynı IP'nin 443 tarafını portuna gelen istekleri kabul etmek istiyoruz. Ve burada bakın SSL offloading var. Burada sertifikayı da yani mail server'daki sertifikayı da firewall'da sonlandırarak çalışabiliriz. Böylece SSL offloading yaparak sertifika doğrudan firewall üzerinden sağlanabilir. Özellikle bütün paketler firewall'la sonlandırılıyorsa iç network'te de artı SSL'in CPU compute yükünü firewall'a vermek istiyorsan azaltmak için kullanılabilir. Şimdi basit olarak biz burada 25. ve 443. porta gelecek istekleri şu IP ile kabul et dedik ama bunu bir NAT tanımıyla karşılaştıracak olursanız arkadaşlar herhangi bir yönlendirme yapmadık. Yani şuraya gitsin demedik. Listener tanımladık. Evet. Yani. Evet, sadece bu IP'ye gelen 100 IP'sine gelen 25 ve 443'leri dinle dedik. Şimdi hemen bir yere saplayacağız şimdi. Bir sonraki adımda da Real Server tanımı yapıyoruz. Real Server tanımında da Create New dediğimizde oluşturduğumuz Virtual Server tanımlarını görüyoruz. Burada da diyoruz ki 25. porta gelen isteklerin şu real IP'ye gönder dedik. Bu müşteri tarafının real IP'si olarak düşünebilirsiniz. Biraz önce şekilde vardı zaten. Evet. Şimdi geri döneceğim hocam zaten. İkinci olarak da bunu bizim içerideki sunucumuza gönder dedik. İçeride sunucu olduğu için sunucu içerideki bir sunucu olduğu için onu artık lokal IP ile tanımlıyoruz. Dışarıdan SMTP'ye gelen istekleri birinci istek olarak şurada hemen bir stoplayalım. Çok özür dilerim. 25. porta gelen isteklerin birinci olarak 185, 237, 191, 191'e gönderiyoruz. İkinci olarak da onun 80.44'e tanımladık. Bu da FixCloud'un içerideki bir sanal sunucusu burası. Bu dark nodu olarak topolojimizde yer alıyor. Devam edeceğim. Aynı işlemi bu sefer client access için tanımladığımız listener olan 443 portu içinde tanımlayacağız. Yine 443'e gelen istekleri müşteri tarafındaki real IP'ye yönlendiriyorum. Ve devamında yine aynı şekilde
müşteri tarafındaki 443'e gidilemediğinde içerideki bizim sunucumuza, mail serverımızın 443'üne yönlenmesini sağlıyoruz. Şimdi bunu biz 25 ve 443 için yaptık. 587 için, 110 için, IMAP için, 143 için, 995 için yapılabilir. Burada hemen bir şey yine paylaşmakta fayda var. Bunlardan biri, bunu manuel yönetmek istiyorsanız bunu aktif özelliğini standby'a çekebilirsiniz. Fiskal alt tarafındaki sunucuları standby'a çektik. Evet. Aktifi müşteri sanki evet. Yaptın, diğerleri standby'a. Evet. Yani bunu kontrollü olarak, çok özür dilerim, bunu kontrollü olarak geçiş yapmak isterseniz eğer, yani burada geçişler kontrollü yapılacaksa eğer, bunu biz tamamıyla, şimdi şunu da yapalım, şunu da stoplayacağım. Yani geçişleri kontrollü yapalım, biz hani manuel geçişler yapalım dersek, burada temel olarak kullanabileceğimiz şey aktif standby teknolojisi olacaktır. Şu anda gelen istekleri iki tarafa tanımladık ve manuel geçişler olacak şekilde yapılandırdık. Şu anda reel IP'ye gelen isteği load balancer hangi IP'lere göndermesi gerektiğini biliyor. Ama ne eksik hocam? Polis eksik. Evet. Şimdi üçlemenin sonundaki polisi tanımlayacağız. Burada bir hali hazırda polisi yok. Şu anda polislerini yazarak başlıyoruz. Rengek yapmak güzel oluyor değil mi? Güzelmiş. Ya, bence de çok iyi yöntem. Ya bu kadar kompleks bir konu için biz genellikle webcast'te bu kadar kompleks konulara girmiyoruz. Çünkü bitmiyor. En basiti hadi bir exchange kursan bir saat. İşte bunları yapsan... 5 dakika hocam. Exchange kurulumu birazdan 5 dakika. Sen de. Evet. Yani işin şakası bir tarafa bu kadar büyük bir setup için evet video en mantıklısıymış. Neyle kaydediyorsun? Ben Camtasia kullanıyorum. Aynı hocam. Camtasia hocam. Candır diyoruz. Candır. Hele benim gibi bir sertifikasyondan dolayı para vermiyorsan bedavaysa daha candır. Hocam saygı duyuyoruz. Eyvallah. Bana beleş. A'ya beleş. Şimdi burada kural yazdığımız kuralda önemli bir şeyi hemen paylaşmak istiyorum. Trafiği WAN'dan WAN'a gönderiyorum. Yani trafik internetten geliyor ve tekrar internete geri gönderiyorum. Çünkü üstlerinin dış bacağı. Evet, çünkü burada bizim oluşturduğumuz virtual server görüyorsunuz. Bu virtual server nereye gidiyordu? Real bir IP'ye geliyor. Trafik WAN'dan gelip WAN'a gittiği için SMTP trafiği servis olarak seçtim. Bu otomatik olarak WAN'dan gelip WAN'a giden bir kural olarak tanımlanacaktır. Alışık değilsinizdir WAN'dan WAN'a kural yazmaya. Genelde WAN'dan LAN'a, LAN'dan WAN'a şeklinde yazılır. WAN'dan LAN'a, senden WAN'a. Ama burada hani biraz daha farklı olarak WAN'dan WAN'a şeklinde yapıyoruz ve hani trafik internetten gelip tekrar internete doğru redirect edildiği için bu şekilde yazılması gerekiyor. Aynı şekilde HTTPS trafiği için bunu tanımlıyoruz. Trafik WAN'dan gelip tekrar WAN'a gidiyor. Bakın burada 443'ü seçtik bu sefer de. Oluşturduğumuz load balancer'ın virtual hapsını. Ve NAT'ı kapatıyoruz arkadaşlar. NAT'ı kapatma sebebimiz de NAT'ı kapatmadığımız takdirde source IP olarak mail server bütün trafiği FixCloud'un real IP'sinden geldiğini görecektir. Şimdi birinci polisilerimizi yazdık. Birinci olarak SMTP trafiğini ve 443 trafiğini müşteri site'ine göndermiştik. Şimdi aynı kuralı WAN'dan LAN'a doğru yapıyoruz. Çünkü içeride de notlar var. Aynı yani FixCloud. Evet, şimdi FixCloud'a göndermek için aynı virtual server tanımını yani load balancer'ı bu sefer İçeride yönlendiriyoruz ve yine NAT'ını kapatıyoruz. Ve ben hani klasik alışkanlık tüm trafiği loglamayı tercih ediyorum bu tür yapılarda. Senin Forte eğitimlerine döndü bu. Yılmaz aynı zamanda Çözüm Park Akademi'de Forte eğitimleri veriyor. Bildiğim Forte eğitimlerine de Exchange diye başladık Forte eğitimlerine. Birazdan hocam Exchange'e geçiyoruz. 5 dakikada Exchange server kuruyor. Şimdi bu topolojinin network tarafı çok önemli çünkü hani burayı oturtmadığı takdirde arkadaşlar hani bu işin nasıl olduğunu anlamak biraz daha zor olacak. Evet.
bitiyor. Buradan sonraki tamamen Exchange kurulumu arkadaşlar. Devam. Exchange serverları yüzünden. Şimdi 4 tane polis yazdık. Bunların 2 tanesi şöyle hemen stop diyelim bunu. 4 tane polisimiz var. Bunların 2 tanesi Van'dan Van'a trafik internetten gelecek ve tekrar internete gidecek. Burada destination vermiş durumdayız. Bu destination bizim load balancerımız. Bu load balancerda da birinci IP müşterinin real IP'si. Oraya SMTP trafiğini polisiyle de bağlamış olduk. Şu anda virtual server'a gelen trafik içerisinde tanımlı real server'la beraber polisideki tanımla müşteri saytına gidebilir duruma gelmiş oldu. Dikkat ederseniz bunların hepsinden trafik geçmiş durumda. Çünkü bu testte ben bunları birebir live olarak kullandım. Bu birinci Van'dan Van'a gitmediğinde çalışabilmesi için de aynı virtual server load balance tanımlarını Van'dan Van'a doğru da karşılıklarının olması gerekiyor. Şu anda 4 polisimiz de tam. Bunu aynı şekilde diğer servisler bazında da özelleştirilebilir. Yani 110 ve diğer 995-580'li portlar için de benzeri tanımlar yapılması mümkündür arkadaşlar. Hocam tekrarladı. Evet. Şimdi Exchange Server kurulumuna gelebiliriz. Exchange Server 2019 için temelde Hakan Hocam'ın yanında Exchange Server 2019 kurulumu anlatmak da... Keyifle bekledim ya. Neden next dedim bana? Şimdi burada temel bir bilgi verelim. Windows Server 2019 üzerinde çalışması gerekiyor. Preview versiyonunda 2016 üzerinde her ne kadar support etmiş olsa da Microsoft Production'da biraz da herhalde Windows Server 2019'u da yaygınlaştırmasını desteklemek amacıyla veya design güvenlik abi. Güvenlik tamam. Okay. Bu etkenlerden ötürü yapı Windows Server 2019 üzerinde. Hatta şöyle bir yorum yapayım. Core sürüm üzerine kurulu Exchange 2019 inanılmaz performans çalışıyor ve inanılmaz da güvenli. Aynı Hyper-V gibi. Sektörde çok Hyper-V yanlış kullanan olduğu için hep böyle normal Hyper-V kurar sonra RDS ile bağlanır. Böyle masaüstü gibi üzerinde PowerShell script olur. Neredeyse 7 sandviçin kırıntıları bile Hyper-V'nin masaüstündedir. Onu engellemek için kurumsal bir müşteriye gittiğinizde işte atıyorum 10 node Hyper-V görürsünüz. Mükemmel çalışıyordur. Çünkü hepsi core'dur. Exchange'de de ona döndük. Artık böyle insanlar Exchange'e girip masaüstlerini kullanamayacaklar. Tavsiyemiz o core kurarlarsa aynı rakip mesela nedir ESX gibi nasıl onu RDS yapamıyorsak onun gibi pure böyle pure pack bir sistem çok, olacak. Çok bunu şöyle ben geriye dönük bir şey eklemek istiyorum. Exchange 5.5 tamamen NT4.0 üzerinde MMC konsol üzerindeydi. 2000'le beraber MMC konsol geliştirildi ve şeye geçildi. 2003'te de MMC konsol vardı. 2007'de MMC 2'ye geçilmişti. Evet. 2010'da da MMC 2.0 konsol vardı diye hatırlıyorum. 2013'te beraber web tabanlı yönetim. Evet. 2013, 2016, 2019 bu son 3 sürüm tamamen web tabanlı yönetim. Web PowerShell ile yapılıyor. Bu da altta bunu core bir OS kullanıldığında maksimum performans, gereksiz bütün servisler yok. Güvenlik katmanında birçok şeyi sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla hani tercih noktasında edilebilir. Tabii ben bu bir test ortamı olarak oluşturulduğu için GUI varken yani direkt GUI'ler hiç zorlamadım şartları arkadaşlar. Ve direkt GUI'den setup'ı çalıştırdım. 5 dakikada Beşiktaş olacak. Evet hocam 5 dakikada kurulum var. Recommendation settings'te ilerledim ben. Mailbox rolünü eklediğimiz zaman zaten diğer rolleri de otomatik olarak ekliyor. Ve gerekli olan rolleri de organizasyonun ilk eksiksiyonu. Evet. Çünkü AD boş bir AD şu anda. Hı-hı. Hani temiz bir AD kuruyor. Bazen sadece additional exchange kuranlar bu ekranı görünce şaşırıyor. Diyorum ki ilk defa bir organizasyon exchange kuruyorsam bu çıkar. Ha, falan gibi bir kez oluşuyor. Çünkü artık iyi kötü pek çok yerde exchange var ve işte bir IT'ci başka bir firmaya işe başlıyor. İşte çağırıyor bize hocam gel migration yapalım. Yapalım. Hep migration kısmında. Bunlar standart ne vermiş? Prepare AD. Orada tamam. Şeyi yüklememiştim. Gördüm. Daha iyi gerçekçi olmuş. Ben hiç şey yapmadım. Böyle videoyu kesmeyeyim dedim. Yok gerçekçi olmuş. Zaten burada Visual C++ paketi yüklenmiş. Retry yapsın yapıştırdım. Evet abi. Direkt. Hani özellikle videodan şey kesip biçmedim.
yani olsun ve hani bunun üzerinden geçilebildiğini, çekedilerek düzeltilebildiğini göstermek adına aslında onu otomatik olarak bıraktım. Ben prepare'i çalıştırmadım çünkü bir test ortamıydı. Ortamda kendi zaten şu anda her şu şeyi an itibariyle yapıyor. Her şeyi yapıyor evet. Şu anda. Bu set adımdan sonra sunucuya dokunmamak, çay kahve molası vermek en iyisi. Çünkü geçirdiği 14 adımda aslında bütün preparing, dosyaların kopyalanması, servislerin yapılanması gibi bütün exchange kurulumu bu adımlarla kendisi kuruyor ve bu complete olana kadar beklememiz gerekiyor. 14 adımda bitiriyor. Bak. Evet. 5 dakikada yapmıştım. Sen onu da 2 dakikaya indirdin hocam. Tabii hile yaptım. Görebileceğiniz en hızlı exchange server kurulumu el birliğiyle yaptık. olarak yine hocam çorbada müdahalem ve noktam var yani. Next niyetine birkaç kere tıkladım. Evet, burada herhalde diğer şeye geçiyoruz. Yok tamam. Geri geçerdim. Sonuydu hocam o videonun. Öyle miydi hocam? Evet. O zaman sen bana güven. Enter'a basıyorum. Şimdi okay. Bas. Şimdi ECP tamam. Aşağı. Şimdi mail.tr grup.com.tr/ova dediğimizde web access'e girebiliriz. Ben bu arada sizin görmediğiniz bir çekmediğim bir videoda aslında bir de SSL sertifikası satın almıştım Komodo'dan. Komodo'yu çok seviyorum. 3 aylık bedava trial SSL verebiliyor. Olmadı. Parasını ver. Ben satayım sana. Sıkıntı yok. Okey. Almak isteyenler... Sertifika bizim işimiz şu an. adresi de gördü. Yok abi zorunlu bayi olduk çünkü o kadar çok yetişen işi yapıyoruz ki artık böyle bir yere geliyoruz. Ne sertifikan yok mu? Hadi şunu arayalım. Gece saati olmaz. Hafta sonu kapalı ya dedim. Böyle iş olmaz arkadaşlarım. Bayi oldum. Süper hocam. Ben Komodo'dan aldım ve hem firewall'u hem de şu anda burada HTTPS ile girdiğimizde sertifika uyarısı gelmemesi bu sertifikanın firewall'a da girilmiş olmasından kaynaklanıyor. Çünkü karşılayan firewall. Burada karşılayan firewall trafiği aslında SSL offload yapıyor. Evet, yani. Şu anda offloading var ve mail.tr/grup.com.tr HTTPS'i karşılayan şey firewall'daki SSL sertifikası. Hı-hı. Ve hatta şu anda mail geldiğini de görebiliriz. Bu arada bu mailler dün gecenin maili. Farkındayım. Dün gece 11'de sen setup yapıyorsun. Evet, takdir ediyorum. Böyle çalışkan insanları webcast'e çıkarmak benim için büyük bir övünç kaynağı. Düzgün yapmaya çalışıyoruz işimiz olduğunca, olabildiğince. Az daha webcast'i kaçırıyordun ama. Hocam bizim gezegenden galaksiler arası geçiş. Beylikdüzü gezegeninden gelmek biraz da... Yok ben dedim kesin gece çalışmıştır şimdi bu videoyu çekeceğim diye. Sabah da uyur. Videoyu göndersin ben oynatayım. Şimdi baktığımız zaman ECP'nin de geldiğini ve ilk OVA ve şey erişiminin sorunsuz olarak geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Exchange kurulumu yapıldı ve erişimimiz var. Okey hocam ben zamanı faydalı kullanacağım. Buradan... Aynısı. Tamam. Bir sonraki, bu yeni sorucu. Okey. Şimdi burada ben direkt tüm exchange ayarlarını yapmaya girmiyorum. Burada DAC tanımları... Post configuration orada bir sürü ayar var. Arkada accept domainler vesaireler var. Ben bunlara girmiyorum. Çünkü çok uzun sürer bu. Şarjım bitirmiş bak. Evet hocam. Bu arada saatin gece 4 olduğunu oradan görebilirsin. Evet, evet. Geç evet. Saatte tamam. Devam ettim. Evet. Bitirdim bu tarafı da. Şimdi basit... Hocam şu hızlı geçtik. Şunu bir geri saralım. Server altından Database Availability gruptan yeni bir tane oluştur dediğimizde burada DAG'ın adını girmemiz gerekiyor. Witness Server olarak bir DC verebiliriz. Onun içerisinde hangi klasörü kullanacağını yazmamız gerekiyor. Burada dikkat edilecek basit konu. Bunun C açık olarak petini yazmamız gerekiyor. Bence yani, sınır makaleye bırakalım çünkü orada permission'i var, tamam. Sharing'i var. Ben onlara az geçeyim hocam. Şimdi böyle dersek birisi bu videoya göre DAG kurmaya çalışırsa kuramaz. Evet, arkada tamam. Benim pas geçtiğim, ya yapıp burada videoya almadığım express işler olur. Var. Uzatmak için. Adımları görelim hocam. Burada basit bir DAG... DAG oluşturdun. Witness, evet. Mesela şuradan, witness tanımı yaptın. O tanımı evet. Yapmayı bilmek gerekiyor. Evet. Witness tanımını yaptın. Bunu, şimdi member ekleyeceksin. Bunun içerisine member'ımızı ekliyoruz bir tane. Sonra ikincisini ekleyeceğiz bunun içerisine.
bu ekleme sırasında arkadaşlar bir, bu bir uzun bir süreç çünkü şurada gördüğünüz gibi Windows Failover Clustering servisinin yapılandırmasını Exchange Server kendisi yapıyor. Evet, rol kurulumunu da yapıyor bu arada. Evet, bunu kendisi yaptığı için de bu bizim için bir ciddi bir bekleme süresini beraberinde getiriyor. Ve bu şu anda bir nodumuz da bunun içerisine gelmiş durumda. Aynı şekilde buna ikinci nodu da ekliyoruz. Şimdi basit bir gelen e-mail'den bir örnek şey göstermek istiyorum. Biz hangi sunucudan mail aldığımızı nasıl anlayabiliriz aslında bu yapıda çalışırken? Videodan sonra buydu değil mi? Bir şey attım evet. Ben. Okay, tamam. Şimdi gelen bir mailin header'ına baktığımız zaman, mesaj detaylarına baktığımız zaman biz hangi sunucudan maili aldığımızı şuradan görebiliriz arkadaşlar. Bunu bir son kullanıcı o da görebilir açıkçası hani mail header bilgilerinden. Biz mail header bilgilerine bakarak hangi sunucudan trafiği aldığımızı şuradan görebiliriz. Bu burada hangi site'dan bu trafiğin geçtiğini de anlamak böylece daha kolay olabiliyor. Dolayısıyla hani mesaj trafiğini yönetmek de böyle bu kadar kolay. OVA özelinde şey söyleyebilirim. Hangi OVA'yı kullandığınızı anlamak için OVA'nın login arayüzünü özelleştirilebilir. Oraya bir nokta eklenebilir ya da bir renk değişikliği kullanılabilir. Böylece hani hangi site'daki Exchange Server'ın OVA'sının geldiğini görmek mümkün olabiliyor. Ben şu topolojiye geri döneceğim şimdi. Şimdi bu topolojiye göre çalıştırdığımız şeyde teragroup.com.tr isminde bir domainimiz var. Bunun da bir tane MX kaydı ve DNSA ve bu DNSA kaydının bağlı olduğu MX kaydı var. O da bir real IP'ye bağlı 194.15.100 IP'sine. Bu IP'ye gelen istekleri firewall birinci olarak müşteri tarafındaki 185.237.191.191 IP'sine gönderiyor. Oraya gönderemiyorsa kendi arkasındaki exchange node'una gönderecek şekilde yapılandırılmış durumda. Böylece Client Access tarafında bir ayar değişikliği gerekmiyor. Ve Load Balancer kullanmadığınız takdirde iki MX kaydıyla kesintisiz bir mail trafiği sağlayabilirsiniz ama kullanıcı deneyimini sağlayamazsınız. Kullanıcılar cep telefonunda erişilemiyor hatası alırlar. Bunun önüne geçmek için de işte bu DAC mimariyi bir bulut topolojisiyle kullanıyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Müşteri tarafında sizin on-prem yapınızda internet kesilebilir. Buradaki firewall'unuzda bir sorun olabilir. Arkasındaki hypervisor'da sanallaştırma ortamı varsa orada sorun olabilir. Exchange server'da database seviyesinde bir sorun olabilir. Exchange'de sorun olmaz. Demeyelim hocam. Yani Exchange'de sorun olmaz. Her şey olabilir. Ya takılıyorum. Sen gaza geldin, kaptırdın, çok gidiyordun. Çok güçlü bir ürün. Evet. Ama çok iyi de bakım gerektiriyor. Evet. İyi davranış. Oradan ekmek yiyoruz ya. Zaten hani bozulmasa biz aç kalacağız yani. Kesinlikle güçlü bir ürün. Biz burada bu topolojiyle beraber o müşteri tarafında on-prem yapıda oluşabilecek her şeyi burada tolere etmiş oluyoruz. Ve buradaki sunucular dedike sunucu. Yani hani bu kurumsal bu sunucu hizmeti ve bu sunucu sadece sizin için çalışıyor. Burada başka bir firmanın bir sunucusu yok. Ki senin çünkü hosted hizmetin de var mı? Farklı bir şey. Evet. Dedike bir. Bu direkt bu müşteriye özel olarak tahsis edilmiş sunucular. Ve bu sunucularda IPsec VPN ile iki site arasındaki trafik IPsec üzerinden yürüyor. Yani dolayısıyla bunlar aslında bir lokal network ortamı gibi çalışıyor. Buradaki domain controller, müşteri tarafındaki domain controller'lara additional olarak çalışıyor. Dolayısıyla hani bir AD senkronizasyonu da mevcut. Buradaki exchange server'lar da birbirleriyle sync olarak çalışıyor. Dolayısıyla hani bir failover feedback yapmak çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz böyle bir yapıda. Kesinlikle mail kaybının olmayacağını, kesinlikle kullanıcının erişiminin kesilmeyeceğini söyleyebiliriz böyle bir topolojide çalışıldığı takdirde. Eline sağlık hocam. Vallahi güzel olmuş yine sunumun, anlatımın. Bakıyorum sorusu var mı diye. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Soru varsa soruları alabiliriz. Chat bölümünde bakayım. Sıkıntı yok. Q&A'ya bakıyorum. Evet arkadaşlar, webcast'imiz an itibariyle bitti. On time yaptık. Zaten son 4 dakikamız. Yılmaz her şeyi hazırladığı için çok soruluk bir durum yok sanki ama birisinin aklına takılan bir şey varsa Q&A'den şöyle birkaç dakika bekleyelim. Soru gelirse diye. Ama gayet net anlattın.
malla gösterdin, real IP'lerle çalıştığını ki ben zaten bizzat biliyorum çalıştığına şahit bir insanım çünkü projenin bir kısmında ben varım. Evet, çalışan aktif müşteriler de var bunu kullanan müşteriler, müşterilerimiz. Yani bu buradaki temel yapı siz Exchange Server kullanmaya devam ediyorsunuz. On-prem yapıyı sunucunuzun, DAG'ınızın bir nodu farklı bir veri merkezinde çalışıyor sadece. En temel ayrışan özellik bu diyebiliriz. Peki tamam. Herhalde soru yok. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederiz için. Vakit ayırdığınız için arkadaşlar. Başka bir webcast'te görüşmek üzere. Yılmazcığım ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam ben de.